Hakkı merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın abi ya? Çoktan Sağ ol. görüşemedik ya. Aynen, biliyorsun koşuşturmaca çok fazla görüşemedik. Öncelikle Hakkı çok teşekkür ederim bu değerli zaman için. Biz işte şu an biliyorsun artık canlı ortak canlı yayına girmiş oluyoruz şu an. Ve bizim takipçilerimiz de senin takipçilerin de şu an tabii ki ikimizi dinliyorlar. Sen beni duyabiliyorsun değil mi? Çok net. İyi, aynen. İyi duyabilirim ya. Tamam. Aynen. Şimdi Hakkı, öncelikle tekrarlıyorum. Çok teşekkür ederim değerli zamanın için. Biz de bu katıldığın canlı Instagram ortak yayını için. Tabii biliyorsun hepimiz, bütün dünya şu an, Avrupa, Amerika, Türkiye, Orta Doğu, Asya, bu koronavirüsü olaylarıyla şu an maalesef uğraşıyor ve bir mücadele içindeyiz. Burada da biliyorsun New York'ta bu işin neredeyse merkezi haline gelmek üzere ilerliyor. Ve burada New York'ta da hem valilik hem belediye başkanı, işte işletmeler olsun, halk olsun, herkesten özveri bekliyorlar. Ve herkesten de evlerinde kalabildiğince kalmalarını bekliyorlar. Ve bu noktada da bu koronavirüsün yayılmasını önlemeye çalışıyorlar. Şimdi bizim tabii bu yayınımızla inan çok takipçilerimizden, müvekkillerimizden çok değişik kaygılar, sorular geliyor yaklaşık bir iki haftadır. Ve biz de senin gibi başarılı bir hem arkadaşımızı hem iş adamını bu yayında alıp bize bir anlatmanı da bekliyor olacağız. Ama özellikle bu yaşanan durumla ilgili ve önlemlerle ilgili. Ama öncelikle biraz, gerçi seni herkes tanıyor, herkes biliyor seni. Ama bir kısaca bize Hakkı Akdeniz kimdir? Ondan sonra Şampiyon Pizza başarısını kısaca bir anlatırsan öncelikle çok sevinirim. yani Ayhan'ı biliyorsun. Ben 2 sene önce galiba sana bir canlı yayın yapmıştık. Değil Doğru. mi? 2 sene oldu mu? O gün Neredeyse de oldu ben 2 sene. hiç canlı yayın yapmadım. İnan o yani. İlk defa galiba yani, değil mi? İkinci sefer o da seninle yapıyorum. Sağ olasın. Yani işte Hakan, ben zaten biliyorsun. Silvan Diyarbakırlıyım. Yaşlandık. Hepsi bembeyaz oldu. 2001 yılında New York'a geldim abi. 97'lerde işte Kanada'ya gittim. Abimin orada çalıştım. Yine pizzacı tabii ki. İşte şu anda işte Şampi Pizza'nın sahibiyiz. Yani aslında ben sahibi değilim. Yüce Allah da sahibidir. Biz de amanetiz yani. Şu anda biz kurucuyuz. Çalışıyoruz abi ya. Yani şu anda işte çalışmaktan, yani çalışıyoruz yani. Fazla Ve kendimizi şey, anlatmayayım ya. biliyorum ama ben isterim ki takipçilerimiz bu noktayı bilsinler. Tabii sen Şampiyon Pizza olarak birden fazla şimdi yerleriniz var, location'larınız var, ortakların var. Tabii aynı anda da bir franchise, yani zincir olma yolunda ilerleyen büyük anlamda bir markanın şeysin, parçasısın, sahibisin, yöneticisin. Doğru mudur? Bu noktaya kısaca değinebilirsin ya da biliyorum, Aynen ben aynen. çok sevmiyorsun Aynen. kendi Aynen. anlatmayı. Aynen. Yani işte öyle abi. Dedik yani, çok güzel söyledin. İşte Şampi Pizza şu anda 7 tane var. Birkaç tane böyle küçük independent yine dükkanlarımız var. 3 tane ise yine pizza. 3 tane de ayrı yine dükkanlarımız var. İşte taco, salat yeri, chicken Çok iyi. yerimiz var. Şükürler olsun abi ya. Her halimize şükür edelim abi. Yani dediğim Çok gibi doğru ya, söylüyorsun. Şampi Pizza yani 7 tane olması önemli değil abi ya. Önemli olan insan olmak ya. Kesinlikle öyle ki biz zaten Hakkı senin o tarzda olduğunu, kişiliğini biliyoruz. Bu da zaten bir noktayı daha bana getiriyor, açmak istediğim. O da yani senin yardımsever biri olduğunu biz biliyoruz. Herkes biliyor. Ve bu virüs olaylarından sonra homeless'lere yardıma devam ediyor musun? Çünkü sen, biliyoruz biz, aylardır, yıllardır devamlı işte sokakta yatan kimsesiz olanlara, işte pizza dağıtımından tut eşya dağıtımına kadar devamlı işte içten bir şekilde yardımcı olduğunu devamlı biliyoruz. Ve televizyonlarda, haberlerde devamlı çıkan durumlar bu. Bu yaşanan koronavirüsü krizinde bu kimsesizlere yardımda nasıl davranıyorsun? Ne tür önlemler alıyorsunuz ekip olarak? Kısaca buna değinirsen çok mutlu olurum. Ya aslında yani bugüne kadar zaten yaptım, bugünü gösteriyor. Yani yaptım, ne yaptıysam bugün her zaman kendime yani hep yani her değil mi, her halime şükür ediyorum, gurur duyuyorum. Çünkü yani böyle bir gün olacağını hiç kimse bilmiyordu.
Yani biz şu anda burada yaşıyorsak abi, yani cennette burada, cehennem de buradadır. Yani benim yaptığım çok büyük bir şey değil. Herkes yapabilir abi. Çok çok yani bile, hani tamam yani kazandım bütün hepsini belki bilmiyorum ama yani elimde geldiği kadarıyla yapıyorum. Her hafta işte haftanın 2 günü yapıyorum. Pazartesiyle çarşambaları yapıyorduk. Şimdi çarşambaları iptal ettik. Çünkü çarşambalara 300-400 insan bile sıra girerdi abi, 34 ve 8. avenüde. Onu biraz hani insanlar, hani dediğim gibi şu anda hani belediyenin çıkarttığı kanundan 5 feet, yani 5 adım insanlar birbirine uzak durması gerekiyor. Orada yani homeless'lar yani onu şey yapamıyordu, uygulamıyordu. Uygulamadıkları için de biz bunu yapmak yani hani bizim için iyi olmayacağını düşündük. Şu anda onu şey yaptık, yani stop yaptık, yapamıyoruz onu. Ama ben yine yani ne yapıyorum? Bizim dükkanda şu anda biz bunu yapıyoruz. Dükkan önünde insanlar sıra giriyor. Bunu da baktık yani yine öyle de olmuyor. Dünle işte bugün birazdan yine gideceğim, saat bile işte 5'te orada olmam gerekiyor. Ne yapıyoruz? Artık yani dükkanında da yapamıyoruz. Çünkü hani insanlar çok yine hani yan yana oluyorlar ya. Hem kendi çalışanlarım için hem de onlar için iyi olmadığı düşünüyorum. Çok iyi. Çalışanların sonuçta hani emek veriyor. Onlar da hani zarar gelmesin diyorum. Kesinlikle. Biz ne yapacağız? Yine tekrardan yani hani kutular vereceğiz. Kutuları bile götüreceğiz. Bir hani insanlar oldukları yer zaten belli, nerede oldukları. İşte Bowery Mansion orada. Yine hani Delancey'de, Essex'in oralarda. Alcütüm, neyse işte. Hani bizim Lavrusya'da en çok olduğu bölge. Yine hani şu anda şey yapıyoruz. Hani sadece pizza değil. Maske eşim yapıyor. Bir anlatır Maske mısın şu anda ama? Çok güzel. aynen, ben aslında sana söyleyeyim ya, şu anda eşim maske yapıyor öbür odada, hani kendisi hani fashion design olduğu için hani elinde o yetenek var. O da bana dedi ki ben ne katkıda bulunabilirim, hani ne yapabilirim şu anda. Dedim şu anda insanlar gerçekten hani ihtiyacı olan yani yemek işte böyle hani şeyler gerçekten ihtiyaçları var. O da maske yapıyor şu anda. Galiba dünün 30 tane yaptı. 30 tane dağıttık. Bugün yine şu anda 8 tane yapmış. Tabii ki çocuğa bakıyor. Hem çocuğa bakıp hem aslında yapmak kolay değil. Hepsi sıfırdan işte hani kesip dikiyor. Yani Allah senden onda razı olsun. Yani iyidir. Yani bir insan hani hayatını kurtarmak abi güzel bir şey ya. Yani ben bir şey söyleyeyim, gerçekten gurur verici bu yaptığın şey. Hem senin hem eşinin bana bahsediyordun. Hatta diyordun işte şeyleri de maskenin iplerin de şeylerin de diyordum, plastikten değil de bezden yapıyoruz diyordun. Beze yapıyor ya. Abi, Aynen. bu çok çok değerli bir şey gerçekten. Evet. Hakkı hem yaptığınız bu destekler hem de bu maske desteği gerçekten paha biçilmez şeyler. En azından insanların, kimsesizlerin ve bu noktada sağlığa ihtiyacı olan insanların yanlış, yani yalnız kalmadığını, yalnız olmadığını gösteren durumlar. Onun dışında da ben şeyi söyleyebilirim. Tabii şeyi değinmiş olman güzel. Özellikle işte hem çalışanlarının hem çalışanlarınızın hem de müşterilerinizin de sağlığına dikkat etmek için bu noktada önlemler aldığını. O konuya gelmişken ben tabii bizim takipçilerimizden merak edilen şu. Şimdi sen bir sektörün içindesin. Bu sektör hem bu koronavirüsünden dolayı çok etkilenmiş durumda, yemek sektörü, hem de çıkarılan bazı önlemlerden dolayı etkilenmiş durumda. Tabii biz takipçilerimizden gelen bu noktada senin için gelen sorulardan önemlilerinden bir tanesi, bu koronavirüsünden dolayı şirket faaliyetlerine devam ediyor musunuz? Ve ediyorsanız ne tür önlemler alıyorsunuz ya da ne tür önlemler alarak şu zor dönemleri geçirmeye çalışıyorsunuz diye bu konuya bir kısaca değinebilirsen çok sevinirim. Bizim şu anda dükkanlarımız 11 tanesi kapalı, 11 tane. Sadece 2 tanesi açık. 2 tanesi açık olanlar da bizim çalışanlar, yine değil mi hani maskelerle çalışıyorlar, eldivenlerle çalışıyorlar. Her saatte bir kendi eldivenlerini değiştiriyorlar. Eldivenler değiştirdiği zaman yani hani parmak hani içine sokar, nasıl anlatayım da yani işte yani öbür eline değmemek şartıyla değiştiriyorlar. Her değiştikleri zaman işte ellerini yıkayıp sanitize Çok güzel. yapmaları gerekiyor. Çok güzel. İlk önce değil mi? Yani ilk önce abi hani işçilerimle hani ben onlar hani çok yani çünkü çalışanlar
şu anda yani emekçiler yani gerçekten yani hiç saygı, bazı insanlara mesela saygı vermedikleri insan şu anda herkes saygı veriyorlar. Emekçiler, emekçiler, emekçiler abi. Emekçi yani bir tanesi işte babam yani babamdan o en büyük bir emekçiydi. Müşterilere gelince müşteriler dükkana giremiyorlar. Sadece dışarıda şey yapıyorlar. Servis yapabiliyoruz. Bekliyorlar. Aynen aynen aynen. Delivery yapıyoruz şu anda. Ama bizim işler şu anda yani o kadar fazla iyi değil. Ama önemli değil abi ya. Yani bizim için değil. Dünyanın işi iyi değildir. Ama bunlar gelip geçicidir. En kötü günümüz böyle olsun. Sağlığımıza bir şey olmasın. Yani şu anda hani yani değil mi? Biz yani şu anda evdeyiz. Yerimiz var. Yani şükür olsun evimiz var. İşte ailemiz var. Belli bir dikili bir ağacımız var. İşte yüzlerce ve de binlerce milyonlarca insanların şu anda sokakta hani eve boş ver de yiyecek yemekleri yok abi. Bunlar da çok acı biliyor musun? Yani hani bunları ne yapabiliriz diyorum. Yani zor ya. Ben şunu anlıyorum. Yok kesinlikle biliyorum sen pozitif bir insansın. Devamlı gülümseyen bir insansın. Hani zorlukları da böyle aşmaya çalıştığını ben çok iyi biliyorum. Senin yaşadığın çok önemli hikayeleri, acı hikayeleri bilerek, gülümseyerek anlattığını ben biliyorum arkadaşın olduğum için. Ben şuna katılıyorum. Yani şu an gerçekten çok önemli bir dönem. Sağlığın her şeyden daha önemli olduğu bir dönem. Toplumun nasıl ayakta durmasının için çok daha önemli olduğu bir dönem. Aslında bu günler sen bana anlatıyordun, biraz önce değindiğin noktalara da aynı şeyi vurguladın. Gerçekten bu bize şunu gösteriyor. Gerçekten maddiyatın hiçbir önemi olmadığını, paranın bir öneminin olmadığı yeri geldiğinde demek ki sağlığın, el birliğinin, iş birliğinin, beraber devam etmenin aslında bizi başarıya götüreceğini gösteren bir durumdayız şu an. Tabii kesinlikle şu an hem New York valisi hem belediye başkanı en önemli olarak tabii ki sağlığı ve insanların evde kalmasını, temizliğe dikkat etmesini, senin bahsettiğin şekilde temizliğe işletmelerin dikkat etmesi, önlemler almasını sağlıyor. Ben bir iki noktaya daha değinebilirim. Bu noktada da şeyler geliyor. Tabii ki sağlık tarafı bu işin çok çok önemli. Ama aynı anda da ekonomik anlamda bizi ne tür önlemlere götürecek sence bu durum? Bir işletmeyi ya da şirketleri ne tür önlemler almaya götürebilecek? Bu noktada böyle kısa bir şeye değinebilirsen de çok çok mutlu olurum. Ya bunlar değil mi ya, bunlar hepsi gelip geçici abi. Bunlar geçecek, hani en kötü günümüz böyle olsun dediğim gibi. Yani şu anda tamam zor durumdayız. İşte geçen hesapladım, iki gün önce hesapladım. 214 bin dolar bak, 214 bin dolar aylık kiram var benim bütün dükkanlarımla ilgili. Yani iki ay ve de üç ay ödemesek yani baksana abi 630-640 bin dolar para yani. Yani yarım milyondan fazla para. Bunlar yani kolay bir ödenecek bir para değil. İş olmazsa gerçekten zor. Benim bir ortağım var, beni aradı. Dedi işte ne yapacağız yani çok perişanız. Yani çok zor durumdayız. Ne yapabiliriz dedim ya, hiçbir şey olmaz. Gülerek söyledim. Dedim is okay, don't worry about it. Everything is gonna be okay. Bana dedi sen dedi manyak mısın dedi ya. Bunlar nasıl bunu diyorsun? Ya biz batacağız ya, merak etme iki kızım, hiç bir şey olmaz dedim. Hepsi gelip geçecek. Biz ne günler görmüşüz. Çok evet, sadece biz değil bütün dünya abi bu durumu şu anda yaşıyor. Sadece biz olsaydık evet belki yani biz üzülürdük yani ne yapabilir yani bunun şey yok, ama bütün dünya şu anda bu zorlukları yaşıyor. Biz sadece maddi olarak hani şu anda şeyi yaşıyoruz. İnsanlara bir canı kurtarmak peşinde şu anda. Yüzlerce insan hasta var şu anda bir hastalarda abi. Yani onlar ilk önce onlar bizim için çok önemli. Hastaya bakan doktorlar, hemşireler onlar için yani bizim için onlar çok önemli. Yani elimizden ne gelip onlara yardım edelim ki ne? Hani bir an önce bunlar hani bir çare bulsunlar. Yani tek çare bir ilaç bulmak abi. İnşallah bu ilacı da en yakın zamanda bulurlar. Ve kimse hasta olmaz, kimse hani yakınları kaybetmezler. Yani çok bir acı bir insan hele yani değil mi? Yani maddi olarak ya lanet olsun para abi ya. Vallahi ya. Tek her şey para olsa para hiçbir şey değil abi ya. Vallahi ya. Ben İnsanın cana bir şey olmasın abi ya. Yani ben, yani iflas etsek ne olacak abi ya? Ettik abi. Ettik gitti bitti.
Biz gene çalışacağız. Yine bizim bir dükkanımız olacak. Gene bir şey yapabiliriz biliyor musun abi? Yani önemli olan sana, ailene, arkadaşlara, insanlara bir şey olmasın. Yani sadece yani budur ya. Ama yani Ben bunlar geçecek abi ya. Bunlar en tamam. kötü günümüz böyle olsun abi ya. Aynen. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Aslında tabii Lütfen. senin yaklaşımını ben şey olarak görüyorum. Hani kriz ortamlarında yöneticilerin sakin düşünüp pozitif bakıp o krizi nasıl yönlendiririz, nasıl çıkarızın adımlarını atmaları gerekiyor. Aynen şu an mesela bakıyorsun New York valisi Cuomo değil mi? Adam her gün konuşuyor ama her gün konuşmasında gülümsüyor. Şunu yapın diyor, bunu yapacağız diyor. Hem psikolojik, hem sosyal, hem duygusal, hem birleştirici, hem de kurallara uyulması noktasında mesajlar vererek her gün toplantı yapıyor. Biliyorsun canlı televizyonlarda yayınlanıyor. Aslında bu o yöneticinin başarısını gösteriyor. Var olan kriz dönemindeki zorlukların bir şekilde aşılmayacağını düşünmüyor anlamına gelmiyor. Senin de bu dediğini ben çok çok iyi anlıyorum. Çünkü şu an büyük derdimiz yaşanılan durum. Bu krizin bir geçmesi gerekiyor. Krizin etkileri sağlık yönünde çok çok kötü. Aynen de ekonomik anlamda facia belki. Ayrı bir nokta. Ama gün sonunda şu var. Sağlık oluşamazsa, mesela ben burada şuraya yorumu yapıyorum. Birkaç haftadır değerlendirince anlıyoruz ki evet gerçekten kişilerin evlerinde kalması, dışarıya acil durumlar dışında çıkmamaların ne kadar doğru bir karar olduğunu anlıyoruz şu günlerde. Çünkü Aynen. ancak bu şekilde biz bunu geride bırakırız. Yani ben işte dur işletmem açık kalsın, şu kadar daha kazanayım. Ha belki o an kazandırabilir ama long term'de, uzun mesafede çok daha kaybedecek. Çünkü bir türlü bu sorundan kurtulamayacağız. Bu sağlık problemlerinden kurtulamayacağız. Ki dediğin gibi ilaç çözümüyle uğraşılıyor ama belki ilacın piyasaya çıkması gelecek yılı bulacak. Dolayısıyla bu noktada bizim kendimizin bireysel olarak, iş adamı olarak, profesyonel olarak, kişiler olarak önlemler almamızın inan ötesine geçmiyor şu an. Dolayısıyla biz bu önlemi almak zorunda kalıyoruz. O açıdan kesinlikle sen de benim de gördüğüm başarılı bir yönetici gibi yaklaşıp bu durumun en kötü şeylerinin geride kalmasını umuyorsun. Ha bu arada ben şunu söyleyebilirim. Biliyorsun şey takipçilerimiz duysun diye Beyaz Saray işte federal hükümet büyük bir bütçenin olaylanması için Senato ile mecliste şu an anlaştılar neredeyse ve geçmek üzere. Bugün geçecek büyük ihtimal. Ve dolayısıyla bu ne olacak? Hem işletmelere, hem bireylere, hem büyük firmalara ayakta kalmaları için destek olacak bir çalışma olacak. Tabii aynı anda bakıyorsun mesela New York valisi dedi ki 90 gün boyunca kimse evinden atılamayacak. Yani bu atılma mahkemelerine gidip çıkarılamayacak. Aynen. İşte yok Aynen. kredilerin ödemesi ya da faizlerin ödemesi 90 günde durulacak. Dolayısıyla şu an benim tabii ki sana gelen senin ekibinden gelen kaygı inan herkes de var. Olabilir şu an. Ve dolayısıyla o kaygıya en iyi cevap şu an devletle, federal hükümetle çözülmesi için bazı adımlar atıyor. Bu noktada sabırlı olup ama şu ana dikkat edip ve kurallara uymanın faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani eklemek istediğim bir şey varsa ben biliyorum zamanını fazla almak istemiyorum. Evdesin şu an. Ailenle Aynen, berabersin. Ve aynen, orada da aynen, durmuyorsun. aynen. Akşam 5'teki yardım için hazırlığa uğraşıyorsunuz. Ekleyeceğim bir şeyler varsa biz değerli takipçilerin için Ben dinliyorum seni. sabah ben dün gece geç yattım. Hani biraz işlerim vardı. Aa, sabah ben 5'te uyandım. Bir televizyon programı vardı. Fox'a çıktım canlı yayına. Çok iyi. Aa, normalde gittiğin zaman hani bile yan yana oturuyorsun biliyorsun hani canlı yayında yan yana oturuyorsun. İşte bir iki adım yani uzak. Bir sabah gittim de yani adam bile hani herkes birbirine uzak zaten yine dediğim gibi maskeli. Normalde hani 6 fit yani 5-6 fit kanunen bunlar 12 fit yapmışlar daha yani Daha da güvenli uzak. olsun diye. Aynen aynen aynen. İşte ilk sordukları şey diyor hani yani ne yapab şu anda yani ne yapıyorsun yani? Yani dedim ya ben değil abi hepimiz ne yapabiliriz başkaları için? Yani inan var ya bak bizim şu andaki yaptığımız, kazandığımız her şey burada kalacak. Size yemin ederim bak. Hiçbir şey kendimize götürmeyeceğiz bak. Bizim bugün Doğru. burada olmamızın bir nedeni var. Bir anlamı var yani. Yani ailenize, ilk önce ailenize başlayın. Ailenize yardım edin. Mesela hani annen baban dışarı çıkıyorsa onlardan rica edin. Yani çıkmasınlar, lütfen çıkmasınlar. Eğer siz çıkıyorsanız eve geldiğinizde lütfen elinizi yıkayın. Yani çok dikkatli, çok çok dikkatli olmalısınız. Özellikle şu an yani hani bir iki hafta evet tamam. Bazı gençler için zordur. Hani dışarı alışmışlar, geziyorlar. Arkadaş ortamları var. Ama yani şu an yani o zaman değildir.
farz etkin ki hani Allah göstermesin bir şey yapmışsın, nezarete düşmüşsün ve de hastaneye düşmüşsün, bir şey var ve hapse düşmüşsün diyelim. Bir ay geçecek değil mi yani? Belli bir günü var. Onu düşünün, en kötü şeyi düşünün. O yüzden hani yani tek ve cam yani dikkatli olun ya. Bir de Çok ben yani teşekkürler. belki burada belki bana yazanlar o ben normalde ben kendi Instagram ben fazla kullanmıyorum. Benim menajerim kullanıyor. Çoğu insana bile yazıyorlar. Kusura bakmasın ben fazla bile hani Cevap DM'lere veremiyorsun. hiçbir şey DM'lere hiçbir Ya. tane cevap veremiyorum yani Ya, ben çünkü yüzlerce işi var. İnan çok işi var. bu anlayışla 18-20 saat karşılaşan çalışıyorum. İnan bak bu arka yani inan bak 18 saat her gün ben çalışıyorum yani. 7 gün ne? çalışıyorum ya Ben zamanım yok. şöyle söyleyeyim. Ben eminim senin değerli takipçilerin de bunu anlayışla karşılıyorlar. Aslında bu yüzden bu canlı yayını yaparak aslında şu an olan durumu, senin yaşadıklarını, gördüklerini ve çok teşekkür ederim. Hem genç arkadaşlara biraz önce yaptığın tavsiyeler. Bunlar çok değerli. Hakkı çok teşekkür ederim zamanın için. Ben Kendine teşekkür ederim lütfen Erhan dikkat abi. et. Cansın. Kendine çok Sen çok de iyi bir bak. tanesin. Tamam mı? Herkes kendine çok İrtibattayız. çok iyi baksın lütfen. Sen de lütfen öyle dikkat et kendine. Evdekilere de selam saygılarımızı iletirsin. Baş Kendine üstüne. dikkat Baş et. üstüne. Görüşürüz. Tamam abicim. Kapatıyorum ben Görüşeceğim. yayını. Tamam Tamam. abicim. Saygılar. Sevgiler. Bay bay. Allah'a Bay bay. emanet olun.